Selamlar. Ne haber? Nasılsın? İyi misin? Umarım iyisindir. Keyifler de yerindedir. Bugün seninle yeni bir konuya başlıyoruz. Dalgalar konusuna başlayacağız. Çok kolay bir konu aslında. Hatta ilk sayfadan işin %35-40'lık kısmını bile bitireceğiz. Şimdi dediğim belki komik gelebilir ama biraz uzun bir konu. Ama en başta şu ilk sayfada hatta şöyle göstereyim. Şu ilk sayfada Yapacağımız işlerden sonra bazı simülasyonlar da göstereceğim. Bu dalgalar konusunun %35'lik %40'lık kısmını bitirmiş olacağız ve o bizim temelimiz olacak. Sonra o temelin üzerine biz katları tek 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 çıkacağız. Konu bir tek uzun ama hep aynı olayların etrafında dönüp duracağız aslında. ÖSM her sene buradan bir soru sorar ve buradaki bazı bilgiler de hatta çoğu bilgi de AYT'de çok işinize yarayacak periyot kavramı, frekans kavramı, enerji kavramı gibi durumlar AYT'deki dalgalar konusunda, elektromanyetik dalgalar konusunda, normal dalga mekaniği konusunda çok işimize yarayacak. O yüzden bu konu hem TET'de gelecek olan bir soruyu bizim çok rahat yapmamız sağlayacak hem de AYT için bize inanılmaz güzel bir altyapı sağlayacak. Kolay bir konu, sıkıntı bir konu değil sadece biraz uzun. 5 gün falan sürebilir yani. Sıkılmadan güzel güzel halledeceğiz hiç merak etme. Şimdi önce nereden başlayalım? Önce nereden başlayalım biliyor musun? Önce şundan başlayalım. Bugün sonuçlar açıklandı. O kadar güzel mesajlar aldım ki ya gerçekten çok hoşuma gitti. Yani bu sene giren arkadaşlarınız yani 2024'te sınava giren arkadaşlarınız fizik adına ve genel sıralama adına çok güzel sonuçlar almışlar. Yani sıralaması kötü bile olup kendisine yeterli görmeyen atıyorum 80 bin 90 bin olup fiziği 13'e 1 14'e 0 yapan o kadar çok arkadaşınız var ki. Bu beni çok mutlu etti. Ve onlara her zaman şunu dedim. Bir sene daha deneyeceksen hiç korkma fizik çünkü artık cepte. Sen o sınavdan 13'e 1, 14'e 0 fizik yaptıysan sen benden fizik öğrenmişsin demektir. Onu sen cebine koyacaksın, unutmayacaksın. Geri kalan eksik olduğun noktaları kapatacaksın diyordum. Yapılabilir işler. Sadece yolu güzel bilmek lazım. Bu iş birazcık strateji işi, birazcık sabır işi, birazcık mental işi ve doğru çalışma işi. Fizik adına her şey doğru. Burada hiçbir yanlış yok. Hiç merak etme. Sen sınav adına inanılmaz iyi bir derecede bilgi sahibi olacaksın. Ve sınavda gelecek olan soruları çok rahat çözeceksin. Ve hep şunu diyeceksin. Keşke biraz daha zor olsaydı. Bir dikkatsizlik olmadığı sürece gerçekten mutlu ayrılacaksın. Bunu bil. Şimdi en başta şu kazanımlara bakalım. Kazanımlar çünkü bizim için önemli. Ben bu kazanımların dışına belki biraz çıkacağım. Ama çok fazla çıkmamaya gayret edeceğim. Şimdi diyor ki bak. Titreşim dalga boyu, periyot, frekans, hız, genlik kavramlarını açıklar. ÖSYM işte bunları soruyor. Matematiksel işlemlere girmeyeceğiz. Minik minik gireceğiz zaten. Çok fazla bir şey yapmayacağız. Atma ve periyodik dalga oluşturarak aralarındaki farkı açıklayacağız. Sabit uç, serbest uç üzerinde duracağız. Atma ne demek? Periyodik dalga ne demek? Bir ortamdan başka bir ortama geçerken yansıyan ve iletilen atmaların özelliklerini karşılaştıracağız seninle. Burası önemli ve test kitaplarında fazlasıyla sorulur doğrusal su dalgalarının doğrusal ve parabolik engellerden yansımalarını inceleyeceğiz. Öyle Öyleyse mi buradan çok soru sormadı şu ana kadar ama biraz önemli. Yani gelebilir, gelmez diyemem. Ve merkezden gönderilen dalgaların inceleri birazcık optik bilgisi kullanacağız. Çok az. Hani optiği daha görmedik. Farkındayım ama birazcık, mini minnacık kullanacağız. Dediğim gibi matematiksel hiçbir hesaplama yapmayacağım. Stroboskop kullanarak su dalgalarının hızı ile ilgili çıkarımlar yapmaları sağlanır. Su dalgalarının farklı ortamdan farklı bir ortama geçerken davranışlarını inceleyeceğiz. Burası önemli. Bu hep deneme sınavlarında, test sınavlarında, soru bankalarında bolca sorulur. ÖSYM'de sever. Deprem dalga çeşitlerine girmeyeceğiz. Sadece şu dalgalar vardır deyip geçeceğiz. Su dalgalarında mercek gibi davranan ortamlarda kırılma konusuna da girmeyeceğiz. Yani bak senin buradan anlayacağın ne? Soru bankasında bu tarz bir soru görürsen üstünü çiz ve geç çıkmayacak. Sana hiçbir faydası olmayacak sınav anlamında. Yani şu kazanıma uymayan bir şey varsa at gitsin. Tamam at gitsin. Hiç uğraşma bile. Olay bu. Baya bir sayfa konuşacağız. Bugün herhalde kaç sayfa yaparız? Şöyle bakalım. Burayı yaparız. Burayı yaparız. Burayı yaparız. Bir de burayı yaptık mı? Tamam. 4 sayfada baya iş yapmış oluruz. Zaten olayımız şu ilk sayfada olacak. Şu ilk sayfayı iyi anladıktan sonra gerisi çorap söküğü gibi gelecek. O zaman ne diyelim? Gel hadi başlayalım seninle. Şimdi diyor ki bir gitarın teline vurulduğunda telin. Bir yayın ucuna takılan cismin çekilip bırakıldığında cismin. Bir davulun yüzeyine vurulduğunda yüzeyin ve bir arının kanatlarını çırpmasıyla kanatların yapmış olduğu harekete arkadaşlar biz titreşim hareketi diyoruz. Titreşim hareketi dediğimiz bir şey var. Bu ne peki? Cisimlerin sabit bir eksene göre tekrarlanan, bak bu cümle önemli, tekrarlanan hareketlerine biz arkadaşlar titreşim hareketi diyoruz. Küçük ve hızlı salınımdır. Bunlar Bunlar işte titreşim hareketidir. Mesela titreşim hareketinde ne olacak? Potansiyel enerji, kinetik enerji, kinetik enerji, potansiyel enerjisi, enerjiye dönüşmesiyle oluşan bir durum. Yani bir git gel hareketi. Bir ötelenme, bir yuvarlanma hareketi değil. Mesela sen bir teli şöyle, gitarın telini şöyle aşağı doğru uzattığında tın 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 tın, 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 tın yapar değil mi? Bu bir titreşim hareketidir mesela. Hatırlıyor musun? TT Fizik Kampı'nın ilk kitabında bir tane cismin vardı. Şöyle göstereyim. Biz bunu Enerjide biraz işlemiştik. Şöyle ben bırakıyordum. Mesela bak sürtünmesiz ortamda bu arkadaş şey hep git, 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 gel yapacaktır. Bir saatin tiktakları gibi. Bu da bir mesela titreşim hareketidir. Bir git gel hareketi göreceğiz aslında. Titreşim hareketi dediğinizde bir git gel. Küçük ve hızlı salınım. Öyle hani 50 metre gidip 50 metre gelme değil de. Hani şöyle küçük küçük hızlı salınımlara biz arkadaşlar titreşim hareketi diyoruz. Güzel. Titreşim hareketi sonucunda esnek bir ortama aktarılan enerjinin bir noktadan başka bir noktaya iletilirken ortamda oluşturduğu şekil değişikliğine biz arkadaşlar dalga diyoruz. Bu dalganın esnek ortamda yayılması neyse dalga hareketi diyoruz. Güzel. Bak bu sayfa önemli. Buraya dikkat dediğinde çünkü bu sayfada anlatacağım şeyler bu konunun yüzde oluşturacak. Bak. Dalga hareketi sırasında şu çok önemli bir yargı. Esnek ortam molekülleri ilerlemez. Buna dikkat et. İlerlemez. Sadece titreşir. Su yüzeyine dokunulduğunda oluşan şekil değişikliği ortam boyunca iletilirken su molekülleri bir noktadan başka bir noktaya öteleme hareketi yapmaz arkadaşlar. Şimdi denizde mesela dalgalar oluşuyor ya bu şekilde mesela. Sen sanıyorsun ki dalgalar şurada mesela bir su molekülü var. Bu su molekülü de ilerliyor. Hayır. Bu su molekülü ilerlemiyor. Burada aslında olan şey enerjinin bir aktarımı. Bak bunu ben sana bir simülasyon üzerinde bir göstermeye çalışayım. Şimdi bak bu simülasyon üzerinde şimdi sana bir şey göstereceğim. Burada bir tane kaynağımız var ve simülasyona başlatalım. Bak burada bir tel gibi düşün bunu. Bu tellerin noktalarını arkadaş boncuk gibi göstermiş. Bak boncukların hareketini görüyor musun? Aşağı ve yukarı bir salınım hareketi var. Herhangi bir şekilde bak bu yeşil boncuklar, kırmızı boncuklar ileri doğru hareket etmiyor. Sen sanki ileri doğru hareket ettiğini düşünüyorsun ama ileri doğru hareket etmiyor. Sadece bir salınım hareketi yapıyor. Bu stadyumlardaki Meksika dalgası vardır. Belki görmüşsünüzdür. Youtube'a yazarsanız görürsünüz. Meksika dalgası nedir? Taraftarların olduğu yerde kalkıp oturması. Böyle tüm stadyum bunu yapınca sanki böyle bir dalga hareketi gibi oluşuyor aslında. Ancak orada taraftarlar sağdan sola veya soldan sağa ilerleme sadece otur kalk yapıyorlar. Tamam mı? Bu bir titreşim hareketidir ve bak gördüğün gibi buradaki tanecikler moleküller gibi düşünebilirsin. İleri doğru bir hareketi bir öteleme hareketi yok. Git gel hareketleri var. Tamam bunu hallettik. Şimdi birazcık devam edelim şuradan. Şimdi dalga hareketi az önce birazcık gördün. Şimdi arkadaşlar az önceki simülasyonuna benzer bir dalga hareketi var burada. Burada arkadaşlar şunlara biz dalga tepeleri deriz. Şunlara da dalga çukurları deriz. Tamam, güzel. Görüldüğü gibi diyor, oluşturulan ardışık iki dalga üzerindeki dalga tepesi ya da dalga çukuru arasındaki uzaklığa da arkadaşlar biz dalga boyu deriz. Dalga boyu arkadaşlar bir uzunluktur. Bir uzunluktur. Lambda olarak verilir ve bu bir uzunluktur. 3 santim 5 santim. Burada mesela iki dalga tepe arasını almış. Bak bu bir lambdadır. Atıyorum 5 santimdir 10 santimdir. Yani buradaki dalganın dalga boyunu biz 5 veya 10 santim olarak söyleyebiliriz. Bunu sen iki dalga tepesi yerine iki dalga çukur arasında da söyleyebilirsin. İki dalga tepesi, iki dalga çukur arasında atıyorum burası 10 santimse ortamda zaten sürtünme de yoksa burası da 10 santim olacaktır. Mesela şunu diyebilir misin? Şöyle göstersem bir dalga tepesiyle bir dalga çukuru arasındaki uzaklık da arkadaşlar belki tahmin edersin lambda bölü 2 kadardır. Yani yarısı. E çok mantıklı. İki tane dalga tepesi arasındaki fark bir lambda ise dalga tepesi ile dalga çukuru arasındaki fark ne kadar? Lambda bölü 2. E zaten diğeri de çukur ve tepe arasında gelecek. Burası da lambda bölü 2. Lambda bölü 2 lambda bölü 2 lambda yaptı. Lambda dediğim gibi arkadaşlar bir uzunluktur. 5 santim verecek, 3 santim verecek, 10 santim verecek gibi. Dalga boyunu lambda sembolüyle gösteririz. SI'deki birimi bak ne? Metreydi. Çünkü uzunluğun birimi ne demiştim? Metre demiştim. Dalga üzerindeki en yüksek noktaya dalga tepesi. En alttaki noktaya da dalga çukuru deniriz. Ardışık iki dalga tepe ya da iki çukurun birbirine uzaklığı dalga boyu kadardır. Tamam. Şimdi bir hareketin eşit zaman aralıklarında kendini tekrar etmesiyle gerçekleşen hareketler arkadaşlar biz periyodik hareketler deniriz. Titreşim hareketleri de aslında birer periyodik harekettir. Periyodu biz T sembolü ile gösteririz ve SI'deki birimi saniyedir. Mesela bak şimdi simülasyona bir gelelim. Şuradaki kaynak var ya. Şuradaki kaynak şöyle göstermeye çalışayım. Şuradaki kaynak. Bak aşağı yukarı aşağı yukarı. Şimdi bunun aşağıdan yukarıya sonra tekrar geldiği yere geri dönmesi aslında bir periyot süresidir. Mesela bir sayalım şöyle bir saymaya çalışalım. 1, 2, 3, 4 saniye. Mesela burada periyot 4 saniye diyebilirsin. Yani kendini tamamlama süresi. Git gel hareketinde ki süre. Mesela sen bir tane yuvarlak bir parkur var. Sen parkurun bu noktasından başladın 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 ve bir turu atıyorum bir dakika sürede yani 60 saniyede aldın. Senin periyodun 60 saniyedir. Tamam çünkü geldin ve tamamladın. Bu bir periyottur. Burada kaynağın kendini tekrarlamaya başladığı anki noktaya kadar geçen sürede biz yine periyot deriz. Mesela buradan saydık az önce. Aşağı yukarı aşağı tam işte bu geçen süre bir periyottur bizim için. Güzel. Bunu da anladık gibi. Kaynağın her tam titreşimde bir tam dalga oluştuğu için dalgaların periyodu arkadaşlar kaynağın periyoduna eşittir. Bakın buradan sizi çok avlamaya çalışacaklar. Ortam değişikliği periyodu etkiler mi? Kaynakla alakalı bir şeydir. O arkadaşın git gel durumu ortamı alakadar ediyor mu? Ben ortamı değiştirdiğimde bu kaynağın o git gel hareketi sınırlanıyor mu? Hayır. Dalganın periyodu kaynağın periyoduna eşittir. Ortam değişti periyot değişir mi? Değişmez. Neye bağlı? Kaynağa bağlı. Tamam, güzel. Şimdi mesela biz bu şekilde dalgalar oluşturduk. Ne dedik? Burada burası lambda kadar dedik. Bunu öğrendik. Güzel. Bunların adına dalga tepesi dedik. Bunların adına dalga çukuru dedik. Güzel. Tamam. Şimdi mesela burada dalgaları oluşturduk ya. Mesela periyodu azaltsaydık nasıl bir şekil oluşabilirdi sence? Periyodu azaltmak ne demek? Periyodu azaltmak. Yani şu hareketin daha hızlı olması demek. Mesela az önce böyle böyle 4 saniyeydi. E ben şimdi bunu 2 saniye yaparsam dalgalı ve dalga tepeleri ve dalga çukurlarını daha sık görmen gerekecek. Gel bir bakmaya çalışalım. Onu bir denemeye çalışalım şuradan. Şimdi ilk durumdaki durum ne? Bence periyodumuz baya fazla. Bak zaten bir dalga tepesiyle bir dalga çukurunun oluşması vakit alıyor. Tamam mı? Ben, bence periyodumuz fazla. Çünkü baksana bir, birden iki, üç, dört gayet aheste aheste bir hareket var. Güzel. Şimdi ben bunun periyodunu atıyorum. Arttırayım. Yani pardon azaltayım. Periyodunu azaltıyorum. Ne olacak? Bak daha hızlandı. Daha hızlı bir git gel yapıyor. Bu sefer ne oluyor? Daha fazla dalga tepesi ve dalga çukuru görmeye başlıyorsun. Niye? Git gel hareketin hızlı. Periyodun az. Buna birazdan tersine frekansı fazla diyeceğiz. Periyotla frekans ters orantılı çünkü. Burada periyot ne? Az. Bir turunu, bunun bir turu git gelse bunu tamamlama süresi kısaldıkça senin burada göreceğin dalga tepesi ve dalga çukur sayısı ne olacaktır? Artacaktır. Sen gidip periyodu arttırırsan Atıyorum şöyle bayağı aeste Bak aesteleye bak ya. Hani daha bir dalga tepesi gördüm de diğer dalga çukurunu bile göremiyorsun yani ekranda çok bir aheste aheste bir durum var. Yani ben mesela burada periyodu ne dedim arttırdım. Periyodu arttırdığımı söyledim. Yani t'yi arttırdığımı söyledim. Periyodu arttırmak ne demekti? Olayın tamamlanma süresi fazla. Git gel olayı fazla. Yani süre olarak fazlaysa bir aheste aheste bir durum var. E ne olacak bu sefer? Mesela senin oluşturduğun dalganın şekli atıyorum. Belki şöyle olacak. Mesela Burada bak dalga tepesi var. Burada dalga çukur var. Burada dalga tepesi, çukur, tepe, çukur ne oldu? Sayı azaldı. Mesela burada dalga tepe ve dalga çukur sayısını nasıl azaltabildiğini, nasıl azaltabiliriz dediğinde senin diyeceğin şey periyodu arttırırım ben diyeceksin. Mesela periyodu daha da azaltırsan belki de burada çok daha sık böyle dalga tepeleri, dalga çukurları görmeye başlayacaktın. Güzel. Gel şimdi yan taraftan bir hemen devam edelim yine. Şimdi Periyot hareket yapan cisimlerin birim zamandaki titreşim sayısını arkadaşlar biz frekans diyoruz. Periyot da frekans aslında arkadaşlar ters orantılı bir şey. Bir şeyin frekansı ne kadar fazlaysa dı 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 gibi düşünün. Daha hızlı. Bu frekansı hızlı demek. Bu frekansı yavaş demek. Bak frekans yavaş. Periyot fazla. Git gel süren fazla çünkü. Şöyle şöyle yapıyorsun. Frekans fazla. Periyot az. Git gel hareketim çünkü ne oluyor? Süresi az oluyor. Frekansı biz F sembolüyle gösteriyoruz. aydaki birimi hertzdir Saniye üzeri eksi 1 ile gösterilir. Dalga kaynağının frekansı. Az önce o dalgaları oluşturdum ya dalga tepelerine ve dalga çukurlarına. Bunların frekansı ne eşit? Kaynağı eşit yine. Kaynağın frekansı neyse dalgaların frekansı odur. Dalga, dalganın periyodu neyse kaynağın periyodu odur. Ortam değişikliği frekansı değiştirmez. Hiçbir zaman bunu kaçırmayın. Sorularda çok fazla soracaklar size. Frekans sadece dalga kaynağına bağlıdır. Az önce ben şuradaki simülasyonda şu dalga kaynağını yani şu gri çubuğu e, ayarlarıyla oynuyordum. Bu işte ayarlarıyla oynamam benim aslında orada dalga kaynağının frekansını değiştiriyor. Ben burada ortamı değiştirsem ne yaparsam yapayım Dalgaların kaynağı, dalgaların frekansı sadece sadece kaynağa bağlı olacaktır. Ortama bağlı değil. Buradan sizi çok fazla avlamaya çalışacaklar. Kaynağın bak ne diyor? Ayarı değiştirilmediği sürece oluşan dalganın frekansı da değişmez. Ben sana söyleyeyim. Sana hep bunu soracaklar zaten. Ve periyot ve frekans kavramlarının tanımlarından da arkadaşlar T ve F'nin bir olduğunu bilin. Mesela sana gittim ben periyodu atıyorum 3 saniye verdim. Buradan frekansı ha, 1 bölü 3 hertz ya da saniye üzeri eksi 1 olarak söyleyebilirsin. Bunların çarpımı her zaman 1'dir. Burada mesela bir gene bir dalga görünümümüz var. Dalga tepelerimiz, dalga çukurlarımız var. Bak buralar birer santimmiş. Hatta artık biraz alıştırma olsun. Söyle bakayım bana şuradaki lambda nedir? Şurayı 1 santim aldıysam. 1, 2, 3, 4. Bak lambda 4 santim diyebilirsin. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Mesela bak az önce lambda bölü 2 demiştim. Bir dalga tepesiyle bir dalga çukur arasına. Bak 1, 2. Gördün mü? Bir dalga tepesiyle bir dalga çukuru lambda bölü 2. Eş, eş olanlar yani iki dalga tepesi veya iki dalga çukuru olanlar ne? Lambda. Şimdi türü ne olursa olsun elektromanyetik dalga olsun mekanik dalga olsun her dalganın bir enerji taşıdığını bileceksin. Hepsi enerji taşır. Enerji taşımayan bir dalga olayı yok dalga hareketinde bir enerji aktarımı olduğunu da anlaman lazım. Bunu anlaşalım, bunu da anlaşalım. Dalgaların sahip olduğu enerjinin bir ölçüsü de dalganın arkadaşlar genliğidir. Bak bir ölçüsü tek ölçüsü demiyorum bir ölçüsü diyorum. Bir dalganın düşe eksen üzerinde denge konumuna olan maksimum uzaklığına genlik denir. Ve bu genlik dalganın enerjisi hakkında bize bilgi verir. Genlik dediğim yer neresi? Şurası. Şu. Kırmızıyla çizdiğim yer. Bak şu. Şunlar genlikte şu an bizim bu ortam sürtünmesiz bir ortam olduğu için herhangi bir şekilde bir enerji kaybı olmadığı için genliklerinin değişmediğini söylüyoruz. Bu da aslında bir enerjinin ölçütü. Tek ölçütü değil ama bir ölçütüdür. Sen mesela şöyle bir dalga oluştursaydın ben burada şunu derdim. Sen genliği arttırmışsın. Bak şöyle çiziyorum şimdi. Sen genliği arttırmışsın. Biraz kötü çizdim ama ama mesela ne yaptık biz burada? lambda'yı değiştirmedik. Değil mi? Yine iki dalga tepesi ve iki dalga çukuru arasındaki uzaklık 4 santim. Genliği değiştirdik. Genliği nasıl değiştirdik? Daha büyük bir işler yaptık. Kaynakla ilgili bir olay yaptık. Genliği arttırdık. Burada mesela bu dalganın daha büyük enerjili olduğunu söyleyebilirsin. Diğer orta, diğer değişkenler sabit kalmak şartıyla. Yani kısacası genlik sana enerji hakkında ne yapacaktır? Bir bilgi verecektir. Güzel. Bunları da anladık. Fiziksel özellikleri değişmeyen bir ortamda dalganın genliği da arttırıldıkça enerjisi de artar. Yalnız şartım ne? Fiziksel özellikler değişmeyecek. Bir dalganın genliği artmış mı? Tamam, enerjisi artmış diyebilirsin. Ancak fiziksel özellikler değişmeyecek ortamla ilgili. Tamam mı? Bir havadan bir suya geçişte bunu çok fazla söyle, hani orada başka işler var. Oraya geleceğim zaten ama fiziksel özellikleri değişmeyen bir ortamda sana aynı ortamda iki tane dalga verdiklerinde oradaki genliklere ver, genlikleri verdiğinde bu genliklerden ha bu daha fazla enerjili bu daha az enerjili olduğunu söyleyebilirsin. Bunda bir sıkıntı yok. Dalgaların bir noktadan başka bir noktaya iletilmesi bir ilerleme hızına sahip olduğunu gösterir. Esnek bir ortamda oluşturan dalgaların birim zamanda aldığı yola dalganın biz ilerleme hızı diyoruz. Dalganın ilerleme hızının büyüklüğünü V sembolüyle gösteririz. Yani bildiğimiz hız aslında bu. Ve birimine yine metre bölü saniye. Çok 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 önemli. Test sorularında sürekli sorulacak. Dalgaların ilerleme hızı yayıldığı ortamın sadece sadece arkadaşlar fiziksel özelliklerine bağlıdır. Ortam özellikleri değişmediği sürece dalgaların hızı değişmez arkadaşlar. Hocam ben periyodu arttırdım. Dalganın hızı değişir mi? Hayır değişmez. Ortama bağlı. Hocam ben frekansı arttırdım. Dalganın hızı değişir mi? Hayır değişmez arkadaşım. Dalganın hızı sadece ve sadece dalganın süreti, hızı her neyse fiziksel olarak ortam bağlı. Hava ortamı, su ortamı, ne bileyim boşluk ortamı, uzay ortamı vesaire. Ben hocam lambdayı arttırdım ya da azalttım. Dalganın hızı değişir mi? Değişmez arkadaşım. Bu sadece neye bağlı? Ortama bağlı. Yani Ses için konuşursak sesin hava benim bir sesim var değil mi hepimizin bir sesimiz ne var bir frekansı var ince seslerde çıkartabiliyoruz kalın seslerde çıkartabiliyoruz ince seslerde frekans farklı kalın seslerde frekans farklı ben kalın bir sese hı dediğim zaman mesela hı diyorum Dalga, ses dalgaları daha mı hızlı yayılıyor ya da daha yavaş mı yayılıyor hayır ortam ne hava hava ortamında sesin süreti bellidir. Ben buradan ince bir ses çıkartmamla kalın bir ses çıkartmam yani ben kaynak olarak frekansı değiştirmem hiçbir halta yaramaz. Tamam? Dalganın bir periyotluk sürede aldığı yolu veren ifade, bu çok fazla kullanacağımız bir şey. Genel dalga denklemidir bu. Ben bunu kullanmıyorum da frekanslı olanı daha çok seviyorum. Lambda eşittir hız çarpı periyot şeklindedir. Ya da ben şöyle aklımda tutuyorum. Lambda şu t'yi nasıl yazarsın? 1 bölü f yazarsın. Onu da karşı atarsın. Lambda çarpı f ve sürat yani. Ben bunu nasıl aklımda tuttum lisede biliyor musun? Wi-Fi diye tuttum. Hani şu lambdayı Wi-Fi dedim. Wi-Fi eşittir sürat deyip hep bundan gittim. Periyot verdiyse de bu f yerine 1 bölü t yazıp şurada t ile çarptım. Aslında olan şu. Bak. Velhasıl unuttun. Sen x eşittir vt formülünü bilmiyor musun normal hız formülünü? Evet hocam biliyorum. E, x dediğimiz şey aslında uzunluk değil mi? Evet. E, ben dalgalardaki uzunluğu neyle ifade ettim? E, lambda ile ifade ettim. E, v yine aynı ve sürati ifade ediyor. E, t süre artık bu t büyük t oluyor. Al gene aynı yere geldin zaten. Ya da benim aklımda tuttuğum şekilde sen de tutabilirsin. wi eşittir hız. Bu kadar. Hızın dediğim gibi arkadaşlar ortama bağlı olduğunu unutmayınız. Tamam. Söyle bakayım. Dalgaların frekansı neye bağlı? Sadece kaynağa bağlı. Ortama bağlı mı? Değil. Dalgaların periyodu neye bağlı? Sadece kaynağa bağlı. Ortama bağlı mı? Değil. Dalgaların hızı neye bağlı? Sadece ortama bağlı. Frekansı arttırdın azalttın. Periyodu arttırdın azalttın. Dalga boyunu arttırdın azalttın. Hızın hızın büyüklüğü dalgaların olmaz. Değişmez. Tamam mı? Bunu bilmiş ol aklından çıkarma. Test sorularına çok fazla sana bu hep gelecek. Tamam. Şimdi bir simülasyondan bir şey daha göstereceğim. Bir de ses dalgaları ile ilgili. Gel bakalım. Bak burada bir tane ses kaynağımız var ve ses kaynağının burada sesi oldukça kısık aslında. Ancak bak buradaki hava moleküllerinin nasıl titreştiğini görüyor musun? Bak bir git gel hareketi yapıyorlar. Bak şimdi şu sağ taraftan yani genliği arttıracağım. Yani ses kaynağınızın sesini arttırmakla aynı şey bu. Ne olacak? Görüyor musun? Git gel hareketleri hızlandı. Yine bir titreşim hareketi var. Gelip de tanecikler böyle hop hop zıplamıyor. Sadece git gel. Git gel. Bunlar ne hareketi işte? Titreşim hareketi arkadaşlar. Tamam. Bu da aklınızda olsun. Şimdi gel bakalım. Şurada örnek birle seninle bir başlayalım. Güzel sorular var. Bu dediğimiz her şeyi aslında konuşacağız. Senden önce yapabilirsin, benimle beraber yapabilirsin, hiç fark etmez. Türdeş bir esnek yayda periyodik dalgalar üreten bir kaynağın periyodu düzgün olarak azaltılırsa, periyodu düzgün olarak azaltıyorsun. Yani git gel hareketinin süresi kısalıyor. Yani o kaynak daha hızlı bir hareket yapıyor, git gel yapıyor. Yani frekansı arttırıyorsun diyebilirsin. Tamam mı? Dalganın dalga boyu azalır. Her zaman şunu yaz kenara. Lambda çarpı f ve f hız. Ne yaptın? Frekansını arttırdın. Ortamda bir değişiklik var mı? Ben bir ortam değişikliği yaptım burada. Hacer hocam yapmadın. Ne oldu? Dalga boyu azaldı. E zaten frekansı arttırdığımızda ne oluyordu? Daha sık dalga tepesi ve dalga çukuru görmüyor muyduk? Evet. Daha sık dalga tepesi ve dalga çukuru görürsem onların aralarındaki uzaklık olan şu lambda azalmıyor muydu aslında? Evet. Dalgaların dalga boyu azalır. Dalgana frekansı artar çünkü periyodu azalttın frekans arttı. Dalganın yayılma hızı artar. Pardon neden? Ortam mı değiştiriyorsun? Böyle bir şey yok. O yüzden bu yanlış olacak. Cevabını patlatıyorsun 1-2 olarak. Bu mu hocam? Valla bu. Dalgalarla ilgili yargılanan hangileri doğrudur diyor. Esnek bir ortamda meydana getirilen şekil değişimine evet biz arkadaşlar dalga deriz. Bunlarda çok fazla kelime oyunu falan aramayın arkadaşlar. Yani fizikte kelime oyunu aramayın çok fazla. Şekil değişimi dalga Evet dalga da geç. Dalgaların frekans arttıkça yayımı hızı artar. Niye? Şu doğru. Niye? Ben ortamı mı değiştirdim? Hayır. Frekans arttıkça hız mı artar dedim? Hayır lambda çarpı fv v yazdığında sen frekansı arttırırsan olacak olan şey daha sık dalga tepesi ve dalga çukuru göreceğin için dalga boyunun azalmasıdır. Bunların eşitliği bozulmaz, hız değişmez. Dalga haritinde ortamdaki tanecikler titreşir ama ilerlemez. İşte en önemli yargı bu. Ne demiştim? Titreşme hareketi var. Bir ilerleme, bir öteleme hareketi yok. Şu yanlıştı. 1 ve 3 olacak. Bazen ben böyle çözüyorum. Gidiyorum yanıta 1, 2, 3 falan diyorum. Öyle hatalarım olabilir. Kusura bakmayın. Dalgalarla ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Periyot ile frekansın çarpımı arkadaşlar her zaman ve her zaman ne olursa olsun bir eşittir arkadaşlar. Çünkü biri diğerinin çarpmaya göre tersini ifade ettiği için bu doğru. Birim zamanda oluşturan dalga sayısına periyot denir. Şimdi bak şu cümle önemli. Birim zaman diyor. Birim zamanda oluşturulan dalga sayısına arkadaşlar periyot değil frekans diyoruz. Şimdi şunu şöyle bir örneklemeye çalışayım sana. Bir tane şöyle bir parkur var. Sen bu parkurun bu noktasına başlıyorsun ve tamamlıyorsun. Bu senin aslında neyin oluyor? Bir periyodun oluyor. Mesela sen burayı 360 saniyede tamamladın. Sen bu parkuru 360 saniyede tamamladın. Güzel. Niye 360 saniye verdim? Çünkü bu çemberin taradığı açı açıdan dolayı da 360 olduğu için. Aslında sen birim zamanda hep şöyle bir 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 bir, bir gidiyorsun. Bu aslında senin birim zamanda ki ilerlemiş miktar olarak söyleyeyim durumuna biz frekans diyoruz. Tüm çemberi turladığında geldiği başladığın noktaya geri döndüğünde olan durum periyottur. Birim zamanda her bir saniyedeki... ...durumunsa durumumsa frekanstır. Tamam o yüzden bu birim zamandaki lafa dikkat edin. Bir dalganın periyodu birden küçük olamaz. Hayır olabilir. Öyle bir şart yok. Yani öyle bir şey söylemedik. 1 bölü 5 de olabilir. 0,2 saniye de olabilir. 0,3 saniye de olabilir bu yanlış olacak, bu da yanlış olacak. O yüzden yanıtımız ne oldu? Yalnız bir oldu. Gel bakalım dörde. Aynı ortamda. Heh, bak kilit cümle bu. Aynı ortam. Aynı ortam dediğin an hemen bu şuraya notun alıyorsun. Hızları eşit abi bunların. Bunlar aynı ortamda ilerleyen aynı cins dalgalarsa bunların hızlarının büyüklüğü eşittir. Bunların neyi farklı? Mesela dalga boyları farklı. Sanki birinde daha sık dalga tepesi ve dalga çukuru görürken diğerinde bir dalga tepesi görmüşsün diğer dalga tepesini görememişsin. Bu daha aheste aheste oluşuyor. Yani bak şöyle az önce kaynak hareketi böyle. Böyle olunca periyot ne? Fazla. Frekans az. Burada ise bak şöyle. Don 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 diye. Periyot az. Frekans fazla. Yani buranın frekansı daha büyük. Buranın frekansı daha küçük diyebilirsin. Güzel. Buna göre K dalgasını oluşturan dalga kaynağının frekansı L dalgasını oluşturan dalga kaynağının frekansından büyüktür. Doğru. Frekans büyük. Niye? Burada daha fazla dalga tepesine dalga çukuru görüyorsun. Dalgaların hızları eşittir. Doğru. Neden? Aynı ortam dedikleri için K ve, dalga, K ve L dalgaların enerjileri eşittir diyor. Enerji dediğinde neye bakacaktın? Genliğe yani bakacaktın. Yani şu dalga tepelerinden şu uzaklığa bakacaktım. Bunları iki birim alsam bir santim bir santim de diyebilirsin. Bak burası da aynı burası da aynı. Evet enerjilerinin de bunların eşit olduğunu söyleyebilirsin. O yüzden yanıtımız 1, 2 ve 3 olacak. Tamam. Kolay değil mi? Zor değil. Yani hep az önce ilk sayfada konuştuğum her şeyi buraya döküyoruz. Size bu tarzda sorular gelecek ve bunların üstüne kuracağız aslında birçok şeyi. Ve hep anlatacağım şeyler bunların etrafında dönüp duracak. Güzel. Aşağıda X ve Y ortamlarında bak ortamlar farklı. Direkt hızlar eşit diyemezsin. Ortamların bir farklı olduğunu söylemiş. Hızlar eşit olabilir. Ama direkt eşit diyemezsin çünkü ortamlar farklı. İlerleyen K ve L dalgaların bir anlık görüntüsü verilmiştir. Dalga kaynaklarının frekansları sırasıyla bunlar olduğuna göre hızlarının büyüklükleri oranı nedir? Vallahi bakacaksın. Sen neyi biliyorsun? Genel dalga denklemini biliyorsun. Patlat mesela K için yazalım. Lambda K. Yani şunu yazıyorum şunu yazacağım. Lambda k diyorum. Çark, çarpı 2f vermiş. vk. E ben lambda'yı nereden okuyacağım? Valla paşa paşa şekiller okuyacaksın. Birim kareler olduğu için şurayı bir birim. Hatta daha kolay sayılarla uğraşalım. Şuraya iki birim desen. Şu tam ortası olduğunu ifade etsek bir birim desen. Buraya da bir birim desen. Demek ki K dalgasının dalga boyuna dört birim diyebilirsin. Yani ben şunu sildim. Şuraya 4 birimi koydum. Bir de L için bakalım. Burada ne kadar peki? Bizim F'imiz F'miz zaten. Tamam eşittir VL diyorum. E, dalga boyunu nasıl okuyacağım? Bak bir dalga tepesiyle bir dalga çukur arasındaki uzaklık neydi? Lambda bölü 2 idi. Bak burası 2 birim. Burası ne? 2 birim. Şurayı yakaladın mı? Şuradaki uzaklık ne? Lambda bölü 2 dikkat et. Çünkü bir dalga tepesiyle şöyle alayım. Bir dalga tepesiyle bir dalga çukuru arasındaki uzaklık lambda bölü 2 idi. lambdası ne o zaman? 8. Şuraya 8'i patlattım. E bunları birbirine oranlarsan ne çıkacak? Eşit çıkmayacak mı? 8 f 8 f Yani vk eşit vl'ymiş. Bunların oranı ne? 1'miş. Tamam. Bence gayet tatlı güzel bir soruydu. Yani burada kilit cümleler var. Aynı ortamda diyorsan hızlarının büyüklüklerine direkt eşit alabilirsin frekansı verdiğinde veya arttırdığında ya da periyodu verdiğinde azalttığında ne gibi değişiklikler var? Bunları zaten genel dalga denkleminden çok rahat yorumlayabilirsin. Şimdi gel bakalım şu dalgaların bir sınıflandırılmasına girmeye başlayalım. Şimdi arkadaşlar dalgalar fiziksel özelliklerine göre aşağıdaki gibi sınıflandırılabiliyor. Taşıdıkları enerjiye göre mekanik dalgalar ve elektromanyetik dalgalar olarak iki sınıf. Titreşim doğrultusuna göre de enine dalgalar ve boyuna dalgalar olarak ayrılıyorlar. Şimdi bunların işte birazcık ayrıntısına gireceğiz. Eline dalga ne demek? Boyuna dalga ne demek? Mekanik dalga ne? Elektromanyetik dalga ne? Bunları yapacağız. Bunlar aslında var ya AYT'de de soruluyor size. İnanın AYT'de de karşınıza gelir. Şimdi mekanik dalgalar azı üzerinde mekanik. Yani maddesel bir ortama ihtiyacınız var. Bir kaynağın titreşilmesi sonucunda ortamdaki şekil değişikliğin ortam boyunca aktarılmasıyla oluşan dalgalar arkadaşlar mekanik dalga denir. Ha, bu tanımı bilmek zorunda mısın ezberi? Hayır. Yani şunu bil. Maddesel bir ortama ihtiyaç duyan dalgalar mekanik dalgalardır. Mesela su dalgaları nerede oluşur? Havada oluşmaz değil mi? Suda oluşur. Boşlukta oluşmaz. Uzayda su dalgası oluşturabilir misiniz yani? Uzay boşluğunda. Yani suya ihtiyacınız var. Maddesel bir ortam ne var? Su. Su dalgaları neymiş? Mekanik. Ses ses dalgaları üç yerde de yayılabilir. Havada, katıda ve hava dedik tahta değil ne sıvı. Ha, yani sıvı da yayılabilir. Tamam. Boşlukta yayılabilir mi? Uzaya çıktık karşılıklı konuşabilir miyiz seninle? Konuşamayız. O yüzden ne derim? Ses dalgaları da mekanik dalgalardır. Ya bir tane öğrenci bir şey demişti. Acayip gülmüştüm. Ya dalga mı geçiyorsun benle falan demiştim. Hocam ya ses dalgaları mekanik dalga dediniz. Evet. Ya işte uzayda yayılmıyor dediniz. Evet. Astronotlar birbiriyle nasıl iletişim kuruyor dedi bana. Hmm. Neyse. Mesela deprem dalgaları boşlukta deprem dalgası oluşmaz. Ne lazım? Maddesel bir ortam lazım. İşte toprak dünyamız diyoruz. İşte yani maddesel bir ortama ihtiyaç varsa bunlar mekanik dalgalarıdır. Deprem yay e Yay dalgası da nerede oluşuyor? Yayda oluşuyor. Yay ihtiyacınız var. Bu bir mekanik dalgadır. Ses dalgası, su dalgaları, deprem dalgaları arkadaşlar mekanik dalgalardır. Şimdi elektromanyetik dalgalar. İşin aslına aslında AYT'de gireceğiz. Burada sadece bilmen gereken bir cümle var. Bu cümleyi şimdilik anlamana gerek yok ama sana AYT'de bunun zaten ayrıntısını biraz vereceğiz. Yüklü parçacıkların ivmeli hareketleri sonucunda oluşan ve mekanik dalgalardan farklı olarak boşlukta ilerleyebilen dalgalara biz arkadaşlar elektromanyetik dalga diyoruz. Elektromanyetik dalgalar enerjilerine göre düşükten yükseğe doğru şu şekilde oluyor. Şimdi yüklü parçacıkların iğmeli hareketi ne demek? Yani şimdi yüklü parçacıktan belki bir şeyler anımsayabiliriz. Mesela bir elektron. Yüklü bir parçacık mı? Evet eksi. Mesela bir proton. Bunlar yüklü parçacıklar. Bunlara siz iğmeli bir hareket verirseniz elektromanyetik dalga elde ediyorsunuz. Şöyle izah edebiliriz. Olay ne? Yüklü parçacıklar olacak. Bunlara iğmeli hareket vereceksiniz ve bu iğmeli hareket sonucu oluşan bu dalgalar arkadaşlar elektromanyetik dalgadır. Mekanik dalgaların aksine bu arkadaşlar için bir ortama ihtiyacınız yok. Ortam olan yerde, havada, suda yayılabilir mi? Yayılabilir. Ama en önemlisi ne? Boşlukta yayılabilir. Güneş. Güneş ışığı elektromanyetik bir dalga. Evet hocam e, uzaydan geliyor. Uzayda yayılamasaydı bize ulaşabilirdi Ulaşamazdı. Mesela radyo dalgaları. Uydular arası iletişimler oluşuyor. Mesela uydudan antenlerinize işte yayın veriliyor. Uzaydan geliyor değil mi o yayın? Evet ev, ortamda boşluk atmosfere girene kadar bunlar arkadaşlar ortam ihtiyacı duymaz. Bu dalgalar neler? Enerjilere en düşükten enerjiye de geleceğim. Radyo dalgaları günlük hayatta dinlediğiniz radyonun aslında temeli bu. Mikro dalgalar evinizde kullanıyorsanız mikro dalga fırınlar vardır bunlar düşük enerjidir. Radyo dalgaları size zarar vermez hepimiz radyo dinliyoruz evimizde. Ama hep hiçbirimiz bunlardan zarar görmüyoruz. Bunlar neden? Düşük frekanslı. Frekans aslında arkadaşlar, frekans bir enerji olayıdır ve bu arkadaşların enerjileri de düşüktür. Kızılötesi ışınlar. Evet, belki eskiden belki bilirsiniz. Kızılötesi ile biz Bluetooth teknolojisi yokken telefonlar arası transfer yapardık veya kumandanızla siz ne yapıyorsunuz? E, televizyonu aç açıyorsunuz. Kumandanın ucunda bir tane lambamsı bir şey olabilir. O lambamsı şey işte kızıl ışın yayıyor. Televizyona ulaşıyor. Bundan kumandayla televizyon arasında iletişim sağlıyor. Bu da düşük enerjili. Kimseye bir zararı yok. Görünür ışık. Günlük hayatta çok 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 sıcak değilse çok çok böyle yüksek derecede sıcaklıklar yapsa görünür ışık size çok fazla zarar vermez ama artık birazcık enerjisinin arttığı durumlar vardır. Yaz aylarında artık bu birazcık morötesi ışınlara kaymaya başlar ve cildinize zarar verebilir. Cildiniz yanar işte güneş yanıyor olursunuz veya e, güneş yerine olursunuz size zarar verir Artık gitgide bak ne oluyor frekans artmaya başlıyor Mor ötesi ışınlar İşte size zarar veren bizlere zarar veren durumlar burada başlıyor X ışınları Röntgen çektirdiğinizde röntgen X ışınlarıyla çekilir mesela Bunların ayrıntılarını ayete aYTde geleceğiz Şu anda böyle genel e, kültür tadını anlatıyorum X ışınları Her gün birine röntgen çekmezler çünkü X ışınları kullanılıyor. E sen sürekli her gün kişiye X ışını verirsen yandık yani değil mi? O yüzden böyle 6 ayda bir, 3 ayda bir çekilir röntgen cihazlarında. Çünkü X ışınları zarar verici ışınlardır. Ve en zarar verindi... Bu gama ışınlarıdır. İşte bu radyoaktivite sonucu oluşan ışınlardır. Çok 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 büyük zararları vardır. Olabildiğince uzak durulması gerekiyor. Bu ışınların özelliği ne? Bunlar yayılmak için bir ortama ihtiyaç duymaz. Ama bir ortamda yayılabilir mi? Evet, yayılabilir. Ama dediğim gibi bir ortama ihtiyaç duymaz. Diğer dalgaların tüm özelliklerini de taşıyor. Bunların da bir dalga boyu var. Bunların da bir frekansı var. Bunların da bir hızı var. Gibi. Ve ek bilgi olsun. Bu tüm dalgalar boşlukta ışık hızıyla yayılır arkadaşlar. Işık hızıyla yayılır. Yani şunu düşünmeyin. Radyo dalgaları daha düşük enerjili o yüzden daha yavaş yayılır. Gama ışınları çok yüksek enerjili daha hızlı yayılır gibi düşünmeyin. Boşlukta bu arkadaşların hepsi yani elektromanyetik dalgaların hepsi görünür ışık da dahil yani gözünüze ulaşan ışık da dahil hepsi Boşlukta ışık hızıyla yayılır. Havadaki yayılma hızıyla boşluktaki yayılma hızı bence çok çok birbirine yakın. Bana göre aynı da alabilirsiniz. Yani bunun size farkını soracaklar değiller. Siz de bunun çok fazla farkına girmeyin. Aradaki miktar yani sapma miktarı çok çok az. Hava ve boşluk hemen hemen aynı diyebiliriz. Ve bütün elektromanyetik dalgalar boşlukta Işık hızıyla yayılır. Mekanik dalgalar ışık hızıyla mı yayılıyor? Mesela ses dalganız ışık hızıyla mı yayılıyor? Hayır sesin işte hızı ne kadar? Saniyede 345 metre bölü saniye mi ne yani? Öyle bir şey de hatırlamıyorum şu anda. Ya da sen e, yağmurlu bir günde e, şimşeği, yıldırımı görüyorsun. Birkaç saniye sonra sana onun sesi geliyor. Aynı anda gelmiyor. Niye? Sesin yayılma hızı farklı. Daha düşük. Ama oradaki yıldırım olayında bir ışık geliyor gözüne. O ışık ışık hızıyla geliyor, çok hızlı geliyor. Sen onu anında görürken sesi daha sonra duyuyorsun. O yüzden mekanik dalgaların yayılma hızı ışık hızı falan değil, elektromanyetik dalgaların yayılma hızı ışık hızıdır. Tamam. Güzel. Bunları da birazcık anlat, anladık. Çok bir sıkıntı yok. Şöyle güzel güzel. Genel tekrar gibi, genel tekrar değil, genel kültür tadında ilerliyoruz. Şimdi enine dalga bonla e, konuşamadım. Enine dalgalar ve boyuna dalgalar dediğimiz bir durum var. Şimdi ortamdaki taneciklerin titreşim doğrultusu ile ilerleme doğrultusu dik olan dalgalara arkadaşlar biz enine dalga diyoruz. Elektromanyetik dalgaların hepsi enine dalgalardır. Nasıl aklında tut? Başındaki E harfinden aklında tut. Elektromanyetik dalga nasıl dalga? Patlat enineyi. E ile başlıyor. Neler elektromanyetik dalga? Radyo dalgaları, X ışınları, gamma ışınları, moratist ışınlar, mikrodalgalar bunların hepsi elektromanyetik dalgalar ve hepsi enine dalgadır. Tamam mı? Ortamdaki taneciklerin dediğim gibi titreşim doğrultusu ilerleme doğrultusuna dik. Bunların ayrıntısına biz AYT'de gireceğiz. Size TYT'de bunların çok ayrıntısına girmezler. Ama elektromanyetik dalga enine dalga mı diye sana sorar mı? Sorar. Tamam. Bunların ayrıntısına dediğim gibi AYT'de giriyoruz biz. Ortamdaki taneciklerin titreşim doğrultusu ilerleme doğrultusuyla aynı olan dalgalara ise boyuna dalga diyoruz. Bunun bize birazdan bir örneğini göstereceğim yay dalgalarında. Ses dalgaları arkadaşlar boyuna dalgaları. Bunu bilin. Bunu size testlerde çok fazla sorarlar. Ben bunu şöyle söylemiştim öğrenciye. Akılda kalıcı olduğu için. Bir gün ders çekiyorum. Tamam mı? Yukarıda da 6 aylık mı 7 aylık mı bir tane çocuk var tamam mı? Yeni doğmuş. Güzel bir bebek. Güzel diyorum da arkadaş bir sesi var. Bazen bir ağlıyor. Şu mikrofona kadar geliyor sesi. Ben de böyle bekliyorum. Hadi sussun da dersi işleyeyim diye. Şey diyorum ya sesine bak, boyuna bak. Küçücük velet <laughs> apartmanı inletiyor. İnanılmaz bir durum. Yani biz burada çıldırıyorduk. Sesine bak, boyuna bak. Ses dalgaları boyuna dalgılıyor. Bazen böyle ufak tefek e, benzetmeler akılda tutmaya yarıyor. O yüzden ses dalgalarının boyuna dalga olduğunu bil. Şimdi şu cümle biraz kafa karıştırıyor. Bunun biraz birleşimde ayrıntısına gireceğim. Yay ve su dalgaları hem enine hem boyuna titreşen dalgalar sınıfında yer alırken deprem dalgaları bazıları enine bazıları da boyuna dalgalar şeklinde sınıflandırılıyor. Bu cümleyi böyle çok yerde durursunuz ama ne olduğunu tam öğrenci anlamıyor. Bakın şimdi su dalgası enine birazdan bunu simü, simülasyonda göstereceğim ve boyuna dalganın bir aslında birleşimi. Bunu şimdi simülasyonda göstereceğim. Birleşim. Su dalgası enine mi sadece? Hayır. Su dalgası sadece boyuna mı? Hayır. Enine ve boyunayı bir arada gösteriyor. Tamam. Yay dalgaları ise ya enine ya boyuna. İkisini bir arada göstermiyor. Ya enine dalgadır ya boyuna dalgadır. Birazdan bunları dediğim gibi simülasyonda göstereceğim. Hani öğrenci bana soruyor. Hocam su dalgaları enine mi boyuna mı? Birleşimi. Ama yay dalgaları enine çeşitleri de var. Tek başına boyuna çeşitleri de var. Şimdi göstereceğim. Ama su dalgalarını sadece enine veya sadece boyuna değmesin. Bunların aslında bir birleşimi. Tamam. Şimdi gel bir simülasyondan ben bunu bir sana göstereyim. Şimdi bak burada hem enine dalga hem boyuna dalga görüyorsun yay dalgalarında. Bak görüyor musun titreşim doğrultusu aşağı yukarı. Ancak dalganın ilerleme doğrultusu sağa doğru olduğu için. Titreşim doğrultusuyla yayılma doğrultusu bir, bir e, dik olduğu için buradaki dalga enine dalgadır. Aşağıda görüyor musun? Titreşim doğrultusu sağa sola, dalganın ilerleme hızı da sağa sola olarak düşünsen, doğrultusu aynı olduğu için alttaki şu durum boyuna dalga durumudur. Bak yay dalgası ya bir enine özellik gösteriyor ya da bir boyuna özellik gösteriyor. İkisinin karışımı değil. Buna dikkat et. Mesela burada bir ses dalgası görüyorsun. Evet hocam, ses dalgası görüyorum. Şunu bir sesini kısayım. Heh. Ses dalgaları ne demiştim? Boyuna dalga demiştim. Bak titreşim doğrultusunu görüyor musun taneciklerin? Sağa sola diye düşünebilirsin. Eğer ses dalgası da şu an sağa doğru yayılıyorsa yayılma doğrultusuyla titreşim doğrultusu aynı yönlü gibi düşünsen bu boyuna dalgadır. Yani şöyle bir taneciğin hareketi böyleyken yayılma doğrultusu da böyleyse bak ne oluyor bu birbirine dik oluyor. Bu ne? Enine dalgadır. Güzel. Mesela telegraf. Yay dalgasına gel bir tane. Yine aynı şekilde. Bak tanecik yukarı aşağı doğru hareket ediyor. Dalga sağa doğru hareket ediyor. Bu nasıl bir dalga? Enine dalgadır. Şimdi gel bakalım suya. Şimdi suda birazcık daha özellikler farklı. Bak buradaki taneciklerin titreşim doğrultusu birazcık farklı oluyor. Nasıl farklı oluyor? Bir aşağı yukarı diyemiyorsun burada. Nasıl diyemiyorsun? Bak bir yuvarlak çiziyor. Bak şu circle'ı görüyor musun? Kırmızı olan circle'ı. Aslında bu circle şunu ifade eder. Yani bu çember şunu ifade eder. Çemberde hem sağa sola bir ilerleme var hem de aşağı yukarı bir ilerleme var. Görüyor musun şurada? Mesela birazcık daha belirginleştirelim. Az önceki gibi sadece sağa veya sol veya aşağı veya yukarı gibi değil. Burada bir çemberimsi bir hareket olduğu için çember özelliğinden bak kırmızı nokta aşağıdan yukarı da doğru gidiyor. Sağdan sola da doğru gidiyor. Burada hem enine hem boyuna bir dalga özelliği var. Bu özellik kimde var? Su dalgalarında var. Tamam. Bu simülasyonlar sanırsam yeterlidir. Bunu gördün enine. Bunu gördün boyuna. Hem enine hem boyuna. Hocam bu enine dalga. Hocam bu boyuna dalga. Olay aslında bu kadar basit. Anladık mı? Bence çok güzel anladınız ya. Hadi gel. Devam edelim. Şimdi geldik soru 6'ya. Ne diyor? Fizik dersini... Dersini... Fizik dersini dinleyen Ece'nin dalgalar konusu hakkında defterine aldığı bazı notlar aşağıdaki gibidir. Buna göre Ece'nin aldığı notlardan kaç tanesi hatalıdır diyor. Bütün dalgalar arkadaşlar enerji taşır. Hepsinin bir frekansı var. Bir enerji aktarımı olduğunu söylemiştik. Elektromanyetik dalgalar boyuna dalgalardır. Yeme sakın bunu. Boyuna falan değil. İlk harfi E olduğu için buradan hatırla diyorum sana nedir? Enine dalgalardır. Titreşim doğrultusu, yayılma doğrultusu birbirine neydi? Dikti. Bütün dalgalar bir kaynak tarafından fiziksel olarak iş yapılarak üretilir. Evet doğru. Az önce benim o gösterdiğim yay dalgalarındaki çubuk gibi bir çubuk, bir şey, bir kaynak iş yapmalı ki siz dalga üretebilirsiniz. Yani yoktan bir şey var edemiyoruz burada sonuçta. Bir iş yapacağız ki ortaya bir şey, enerji çıkacak. Ses dalgaları boyuna dalgalardır. Doğru. Sesine bak boyuna da bak. Sesine bak boyuna bak demiştim. O ağlayan çocuk için. Yayılma doğrultusu ve titreşim doğrultusu aynı. Çünkü ışık dalgaları enine dalgalardır. Doğru. Işık dalgaları dediğimiz şey aslında arkadaşlar elektromanyetik dalgalar. EMD. İşte radyo dalgalarıdır. Aslında bunların hepsi ışık, ışın sınıfına giriyor. Görünür ışığı da düşünebilirsin. Görünür ışık da aslında güneşten gelen ışınlar da birer elektromanyetik dalga ve bunlar nasıldı? enine dalgalardı. Dalga ile tanecikler bir yerden başka bir yere mi taşınıyor? Hayır. Titreşiyor. Titreşir. O yüzden bu yanlış olacak. Bunu çok öğrenci hatalı alır. Ben sana söyleyeyim bu tarz bir soru gelirse. Kaç tanesi hatalı oldu? İkinci ile altıncı hatalı olduğu için iki tane diyebiliriz. Aşağıda bazı dalga çeşitleri verilmiş. Buna göre verilen dalgalardan hangileri hem enine hem de boyuna dalga özelliği gösterebilir? Şimdi burada hem enine hem boyuna derken benim kastettiğim şey ikisi ayrı da olabilir, bir arada da olabilir. Yay dalgalarında ayrı ayrıydı. Hani hem enine oluyordu, hem boyuna oluyordu. Su dalgaları ise bunun aslında neyi? Bir birleşimiydi. Yani su dalgalarında verdiğim o circle örneği vardı bir tane simülasyonda. Onu hatırlayacaksın. Su dalgaları evet enine ve boyuna özellik gösteriyor. Yay dalgalarının enine olanları da var boyuna olanları da var. Ama dikkat et bak ayrı ayrı. Aman bir arada alma. Ses dalgası direkt boyuna dalgadır. Deprem dalgalarını şurada şöyle söylemiştim herhalde. Burada söyledim mi? Deprem dalgalarının arkadaşlar bazıları enine bazıları boyuna yay dalgası gibi. O yüzden bu da ayrı ayrı. Bunun ayrıntısına biraz ileride geleceğiz. Çok fazla bir ayrıntı yok ama hani P dalgaları, S dalgaları falan var. Çok ayrıntısına girmiyoruz artık kazanımlarda ama enine ve boyuna ayrı ayrı var. Su dalgaları birleşiktir. Bunu da o sınıfa alabilirsin. Neydi? Bir circle vardı. Circle şeklinde ilerliyordu. Şuradaki tanecik hem aşağı yukarı hareket ediyor hem de aslında sağ ve sol hareket ediyor. Su dalgalarını da bu sınıfa alabiliriz. Yaya aldık, depreme aldık, suya aldık. Işık dalgası dediğin şey elektromanyetik bir dalgadır. Nedir? Enine dalga olacak. Yani yanıtımız 1, 3 ve 4 diyebiliriz. Tamam? Türkçe olarak hocam birleşik almalıyız. Bence su dalgaları sadece bunun yanıtı dersen de kabul ederim. Hani ben burada hem enine hem de boyuna dalga özelliği gösterebilen dalgalar sormak istedim. Size bunu sorarlarsa çok daha açık bir şekilde sorarlar. Birazcık yerli kapalı olmuş olabilir. Tamam mı? Güzel. Şimdi arkadaşlar şuraya geçmeyeceğim. Çünkü birazcık video uzun oldu. Simülasyonlar falan gösterdik. Çok da uzatmak istemiyorum. Bugünlük burada ara verelim. Tamam mı? Sen gene bir tekrar et yine. O zaman ne diyelim? Anlaşılmayan bir şey yoktur. Simülasyonları gördün. Gayet temiz, rahat bir konu. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Daha simülasyonlardan göstereceğim şeyler var. O zaman yarın Tekrar görüşmek üzere diyelim. Kendine çok iyi bak. Hoşça kal.